Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sinan Ahmet Hoca ile beraberiz arkadaşlar. Hocam, cinler alemi. Sen demiştin ya bir videoda, işte Evet. ben cinler alemini de biliyorum. Cinler aleminin işte onların belirli paraları soğandır, kabuktur. Ben de bunları biraz biliyorum da, onlardan devam edersek cinler ile Mehdi ile Mehdi'nin iyi cinler herhalde yardım edecekler. Biz bunu kaç videoda konuştuk. Ve sen kendi hayatınla da bunları birleştirerek, batın ilimle de birleştirerek, sen bunu böyle bir 20 dakikalık video yapsak iyi olur. İyi. Değerli kardeşlerim, ben geçen videoda Rahmani cinleri anlatmak istemiştim. Fırsatım olmadı. Evet, cinlerin tümü yiyecekleri hakkında da size bilgi vereyim. Cinler insanlar gibi yiyip içmezler. Cinlerin yemeği kurban edilmiş hayvanların kemiklerinden faydalanırlar veya hayvanların, koyunların, ineklerin tezekleri, yani pisliklerinden faydalanırlar. Bir de onların yanına da çok değerli olan bir maddi paraları da soğan kabuğudur. Tabi buna kitaplarda öyle yazıyor. Ben asıl onları Rahmani veya şeytani cinler olsun. Yani şeytani demek Rahmani veya Yahudi, Hristiyan, hangi cin olursa olsun bana bir şey yapamazlar demek istedim. Neden bana bir şey yapamazlar? Çünkü ben bir insanım. Ben onların halifesiyim. İnsan, Allahu Teala dünyanın halifesi yaratıldı. Eğer insan kendini bilirse tabii. Kendini bilmedikten sonra Allah'ını bilecek, peygamberini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilecek ve kendi ruhunu tanıyacak ve kendisini bilecek, Allah yolunda ve peygamberin sünnetinde olduktan sonra en azgın şeytani cinler de ona bir şey yapamaz. Bu cinlerin içi, cin kelimesi onların tümüdür. Cinlerin arasında şeytani cinler vardır. Yahudi cinler var, Hristiyan cinler var ve Müslüman cinler de var. Biz Müslüman cinlere Rahmani cinler diyoruz. Bir de dinsiz olan cinler de vardır. Güneşe tapan cinler de vardır kardeşlerim. Evet, ben bunların alemine girdim ve onları gördüm. Ama neden? Bu cinlerin içinde de kendi içlerinde evlenmeleri vardır. Ölümleri de vardır. Ve onların ölümleri insan gibi değil. Yani bir cin öldüğü zaman ona mezar kazılmaz. Cin kendiliğinde yaşlanır ve veya bir yaşlanmaktan sonra gene geri döner, en ufak bir toz haline gelince patlar. Ona mezar olmaz. Sadece ölümü patlamasıdır. Ortada yok olur. Yani onların belli bir mekanı toprağa kazıp da toprağın içine koyup da öyle bir mezarları olmaz. Cinlerin tayfelerin hal ve hareketleri hepsi aynıdır ama dinleri farklıdır. En azgın olanlar şeytani cinlerdir. Ama ben buna size iddia edebilirim. İsmi azami bilen bir insana şeytani cinler de bir şey yapamaz. Çünkü o kişi insan, ismi azami bildiği için şeytani cin ona yol gösteremez. Yani kötülük yapamaz ve ondan uzaklaşır. Hangisi olursa olsun. Çünkü ben çok yaşadım. Mesela nasıl tecrübe sahibi oldum? Biliyorsunuz kardeşlerim, bazı devletler tarafından
Yer altında saklanan hazineler var. Ve işaretle saklanmış ve işareti şifreli olarak haritalarla saklanmış ve çok büyük bir hazineler var ve bu hazineler işaretlerle şifreli saklanmış ve o hazinelerin saklandığı odalara da ifritler bırakılmış, bekçi olarak ifritler bırakılmıştır. Kimse ki onların malını alıp götürmesin diye. O ifritler odada, odanın üstünde kapatıyorlar, dışarıda da şeytani cinleri bırakıyorlar. Bekçilik yapıyor bu cinler. Bu bir mağaranın içi olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Bir yer altında, kayanın altında olabilir. Olabilir çünkü devlette eski uygarlıklarda çok hazineler var. Onlar kendi hazinelerini öyle sakladılar. Öyle ki sakladılar ki kimse gelip görmesin. Ve ifritleri de o hazinelerin odasına hapsettiler. Onları da zorladılar tabii. Zorlandılar. Onlarda daha üstün cinler gelip o ifritleri zorladı ve o ifritler o hazine odasında kapalı kalmalarına mecbur edindiler. Ondan sonra o hazinenin üzerine tırsımlar yapıldı. Tırsımdan sonra hazine işaretleri yapıldı şifreli olarak. Ve üzeri örtüldükten sonra, bu tırsımların da üzeri örtüldükten sonra üzerine de bekçi cinler bırakıldı. Evet, ben çok şahit oldum. Ve hiçbiri bana bir şey yapamadı. Noktayı gördüm ama çıkarmaya cesaret edemedim. Çünkü insanlar kötü niyetli insanlar yüzünden. Yani insanlarda hainlik olmasa inan ki yer altında çok hazineler var. Kimse fakir kalmaz. Ama maalesef hazine çıktıktan sonra hocaları öldürmüşler. Arkadaşlarına ihanet etmişler, öldürmüşler. Öyle olaylar olmuş. Ve ben bunu da yaşadım. Allah bizi kurtardı insanlar tarafından. Cinlerden üstel çıktık ama insanların art niyetlerine bir şey yapamadık. Ama yaptığımız da bu. Hazineyi çıkartmadık. Üzerine varmadık. Evet. Yeri bildik ve gördük. Bize gösterdiler ama hain arkadaşlarımızdan dolayı biz o hazineyi dışarıya çıkartamadık. Olay çıkacağına da emindim. Bir yerde büyük bir mağara vardı. Yani büyük, yani bir metre, evet, bir metre uzunluk ve 30-40 metre derinlik vardı. Çömelerek içine girilirdi. Orada birkaç kişi hazine için girmeye girmişler de ifritler onlara kendilerini göstermişler ve kaçmışlar. Ve orada torbalarca dolu altınlar var. Ama maalesef hangi hoca girdiyse o ifritlerden dolayı bir metre mağaraya girmemiştir. Ben bunu yaşadım. Köyün sahibi, onunla anlaştık ve oraya gittik. Dağa çıktık. Evet, dar bir vadideydi ve keskin bir uçurumun üstünde bir mağara vardı. Ve mağarayı bana gösterdiler. Tabii inanmıştık onlara. Ve ben onları yönlendirdim uzağa. Benden uzak olmaları için ben onları yönlendirdim. Tabii mağara da ağzına geldim, evet. Mağara bir metre uzundur fakat dibi görülmüyor. Dibi geliyor.
Ama orada torbalarla dolu altın var, hepsi de açıkta. Ama sihir var üstünde. Cinler var, kapatmış. Evet değerli kardeşlerim. Yani öyle yerler var ki cinler mani vermiyor. Hele ifritler öyle kuvvetlidirler ki o mali başka o yerden alıp başka yere de götürürler. Sonuç gaye o mal korunsun. Kimse almasın diye devlet hazinesini oraya saklamış. Eski uygarlık Hititler olur, Finike olur, Bizans olur, herhangi Roma olur, herhangi bir devlet. Diyarbakır'ın çevresinde öyle hazineler çok var. Sihir bırakmışlar, yılan olur, akrep olur, çeşit çeşit hayvan gelir insana. Ondan sonra yağış olur, rüzgar gelir, korkunç, yani yüzler insana görünür. İnsanın ayağı altında kan görünür. Ondan sonra ışık görünür, sesler görünür, ayağın altı titrer. Biz bunları yaşadık. Tılsımla gösterilen hayvanları gördük. Mesela kurbağa gördük, yılan gördük, tanınmayan, görülmemiş hayvanları gördük. Evet, onu da çözdük. Fakat insanların doğru olmasına ve kardeşçe o malı paylaşmasına onları ikna edemedik. Ve öyleyse biz o malı kapattık. Çıkartamadık. Evet, ben o mağaraya girerken, 1 metre girerken bir ışık gördüm. Işık yavaş yavaş benden uzaklaşmaya başladı. Bana yol gösterdi. Ve bir noktada durdu. Ben tam okuyarak, tabi İsmi Azami okuyarak ben ona doğru gittim. Ve o öyle bir geniş bir ışık oldu ki bir nurlandı. Bana bir kaya taşı gösterdi. Bir kaya taş sandığı gösterdi. Ve ben o kaya taş sandığı aç bana söyledim. Ona aç. Ve o kaya sandığı açtı, içi dolu altındı. Dedim o diğer torbalar nerede dedi. O da şu sandığın arkasındaki duvardaki odadadır. Onun da kapısını sana açarım. Yeter ki bize eziyet etme. Ama buna inan ki sen bu hazineni çıkarırsan köylüler seni öldürürler. Seni uçurumdan atarlar. Dedim ben sana inanmıyorum. Bana dediler ki Hoca Mehmet, bak sen okuduğun ismin Allah'ın ismi hatırası için seni öldürürler. İstersen birkaç kilo altın burada götür, onlara bir göster bak sana ne yaparlar. Evet. Ben de aynısını uyguladım. Ve geldim, arkadaşlara söyledim. Çıktım mağarada ve arkadaşlarla benimle gelen o kişilere söyledim. Evet, bu mağarada altın vardır. Filan 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 var ama ben oranın sihrini çözdüm. Artık işimiz kolaydır, alabiliriz. Ben de bu kelimeyi söyleyince köy sahibi bana ne dedi? Artık senin işin bitti hoca, gidebilirsin. İşimize karışma. Sen onun sihrini çözdün, tamamdır. Biz gerekeni yaparız. Bir şey diyemedim. Ve köye geldik. Arabayla bizi köye getirdiler. Tabii saatlerce yaya geldik yola. Yoldan da arabaya bindik. Geldik köye. Niye öyle yaptın? Hacı Koca niye öyle yaptın? Dedi kardeşim bak. Benim bir şartım var. Nedir? Şartımı kabul edersen hocam seni götürürüm. Nedir? Çok çokadır, az azadır.
Biz çokuz. Çoku bize azı sana. Ne demek? Yani sana zekatı vereceğim. Evet. Ben de dedim siz oradaki altını asla alamayacaksınız. Ve bana pişman olacaksınız. Ve ben onlara sabahleyin evlerine çıkarken ve köyün minibüsüne binerken ve ben o arazi sahibine bu kelimeyi dedim ve geldim. 2 ay sonra onlar gitmişler, o malı alamamışlar. Ve bir adamını bana yönlendirdiler. Yine geldiler bana. Gidemedim. Tekrar geldiler. Gidemedim. Hocam, gel bizim köyde bir tane var. Biz onu alamıyoruz. Lütfen. Gidemedim. Şimdi o mağarada büyük bir altın var. Çok altın var. Kardeşim, ben sana ne diyorum? Sen bana ne diyorsun? Bak, şeytani cinler bana yol verdiler. Altını gösterdiler ve kapıyı da açacaktılar. Fakat şeytan cin bana ne dedi? Dedi, senin arkadaşların sana ihanet ederler. Ve gerçekten onlar gibi çıktı. Ve ben dışarı çıktım. O Müslüman hacı kardeşime dedim, valla ben ele gördüm. Bana sandığı açtılar. Dedi, tamam, senin işin bitti. Sen onların seyrini çözmüşsün, sandık açılmış. Biz gidip o sandığı alalım. Bize yeterdir. Ve orada beni köyüne getirdiler ve saat 5 olmuştu. Yemek, çay içirmeden beni bir köy minibüsüne koyup aceleyle Diyarbakır'a gönderdiler. Bu Müslümanlığın neresinde bu kayda var? Aradan zaman geçti kardeşim. İsmi azami bilen bir insan şeytani cin de ona bir şey yapamaz. Çünkü ismi azami adamları çok büyüktür. Meleklerdir. Büyük meleklerdir. İsmi azamın adamları kainata baş edebilir. Yani bazı hocalarımız gidiyorlar da, evet, bazı sureleri okuyorlar ama mali alamıyorlar. Neden? Çünkü o üfit o mali alıp başka yere götürüyor. Oranın sırrına vakıf olamıyorlar. Okuyorlar. Başlarına da bela da geliyor ve mali de alamıyorlar. Çünkü hoca Ayetül Kürsi okuyor. Kul vallahu ahad okuyor. Kul a'udhu bi rabbin nas okuyor. Kul a'udhu bi rabbil felak okuyor ve sureleri okuyor. Tabi cinler de onu biliyor. Cinler de okuyor ondan daha önce. O ne kadar okuyorsa onlar da o kadar okuyor. O hocanın takatı düştüğü kadar o takata düşer, onların takattan düşme hali yok. Onlar gene okuyor. Ve o hoca okuyup okumayla onlara başa çıkamıyor. Çünkü takattan düşüyor. Öyle bir hal oluyor ki artık hoca okuyamıyor. Sonradan o ifritler o mali onlara gösteriyor. Bir küp dolu altın ve o küp dolu altın küpü almaya giderlerken gözlerinin önünde kayboluyor. O yerden alındı, başka yere götürüldü. Böyle. Bazı cinler, uçan cinler vardır. Ve insanlar gibi olan cinler vardır. Ve sürüngenler gibi mağaralarda ve kayalık aralıklarında yaşayan cinler de vardır. En zoru hangisidir kardeşim? En zoru şeytani cinlerdir.
Yani ismi azami bilmeyen bir insan bir bile bir yere girerse var ya, surelerle kurtulmaz. Kurtulamaz. Neden? Çünkü çoğuları öldüler. Çok öyle imamları vurdular. Deli ettiler. Ben buna iki nedene bağlıyorum. Birisi içindeki ruhaniyet çok küçük. Ya senin içindeki ruhaniyet makamın küçükse bu işlere girme. Sen orada ruhaniyetin eğer büyükse, ruhaniyet makamatın büyükse oku. O da faydalıdır. Okumak da faydalıdır ama senin okuduğun okumayla ruhaniyetin küçükse ve zahirde günahlar işlemişsin, maneviyata çalışmamışsın, haramlar içindesin ve ruhaniyeti içinde küçülmüş. O okumanın sana bir faydası yok. Mesele bu. Ben günah işlemişim, faiz yemişim, ben Ali'nin velinin malını almışım, hile yapmışım, hainlik yapmışım. Hadi ben gidiyorum okuyacağım, hazineyi alacağım. Yok kardeşim, bu iş öyle değil. Dört dörtlük olmak lazım, adam olmak lazım, adam gibi adam olmak lazım. Hem okuyacaksın, hem ruhaniyetin temiz olacak. Saf bir mümin olman lazım. Tertemiz. Ruhaniyetin tertemiz olması lazım. Yoksa okumakla tek olmaz. Evet, onların da yer altı şeyleri vardır. Herhalde onlar da yakında çıkacaklar. Yer altındaki cinler de herhalde yakında çıkacaklar. Kimileri Azazil'e taraf olacak, kimisi de Muhammed Mehdi'ye taraf olacak. Evet hocam. Evet. Sürece başlamış varsa, devam ediyorsa Yok. tamamdır hocam. Allah razı olsun. Sağ olun.